Herkese selamlar dostlar. 24 Ekim pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 12 tane mücadele var ve şöyle söyleyeyim. Günün oynanabilecek tüm büyük maçlarını aldım. Bunlar neler? West Ham Tottenham mesela. Ajax PSV, United Liverpool, Fenerbahçe Alanya, Roma Napoli, Marsilya PSG, Inter Juventus. Yani burada genellikle büyük maçları değerlendirdim. Alt de yürülebilirdim Fakat ben burada bu kadar güzel bülten varken ben genellikle büyük maçlara yöneldim. 22 Ekim'de verdiğimiz kombineye bakacak olursak arkadaşlar sizlere 2-0-3'lük orandan bir kombin verisi yapmıştık. Ankara gücü KG var. Başarılı bir şekilde geldi. Ki zor geldi. Manisa çok kaçırdı bence. Kırmızı karttan sonra sonra etkili oyunu sürdürerekten de golü buldu. Arsenal Aston Villa mücadelesinde KG var olarak KG diyorum. Aston Villa'nın golüne girmiştik. Aston Villa mücadelede pek fazla iyi değildi arkadaşlar. Yani ikinci yarı biraz daha iyi oynamaya başladı. İlk yarı sahada yoktu resmen. Yani bir tane çok güzel ceza sahası dışından 90'a önünde kalan toptan Aslı güzel bir şekilde oradan da Aston golünden de kazandık. İki orandan kazandık değerlendirdik. 23'ün maçları da devam etmekte. Ben şimdi sizlere hatta şöyle 23'ü de göstereyim. Sadece tek mücadelemiz oynandı sanırım. Keçiören mücadelesi. İlk yerden bir gole girdik ve ilk yer, ilk golü keçi öğrene girdik. Başarılı şekilde bir maçta 2 2 ile devam ettik. Bakalım pazar günü ne olacak? Hemen katıl grubundan da bahsetmek istiyorum. Ondan önce sizden ricam videoya güzel seviyelerde like atarsanız arkadaşlar gerçekten memnun olurum. Son zamanlarda gösterdiğiniz ilgi için de teşekkürler. Sizden ricam videoya güzel seviyelerde like atmanızdır. Ondan sonra şimdi katıl grubundan bahsedeyim sizlere. Dünden aşağı doğru ineyim. Dün mesela CSK mücadelesi vardı. Olympiakos'ta oynanıyordu. Burada avantajlı taraf Olimpiakos'una geçmişti? Canlıdan verdik. Direkt Olympiakos'un 4 farklı yemesini hatta kazandı. Ankara gücü maçında Ankara gücünün taraf galibiyetini Mert arkadaşımız önermiş. 2-10 gibi orandan. Şöyle göstereyim sizlere de. O güzel bir şekilde değerlendirmiş Ankara gücü gelmiş. Ben Aston Villa'nın maçında ilk kere bir gole girdim. Keza iki tane gol oldu. Arsenal çok etkiliydi. O da zaten hatta kale dibinden direkt yazmışım. Sonra da zaten win olduğunu belirtmişim. Ve ayrıca devre özetini de vermişim ben burada. Maç izlediğim için burada arkadaşlar bilgi sahibi olsun şeklinde. Aston Villa'nın golüne girilmez şu anlık şekilde önerdim. Torino mücadelesiyle Sampdoria mücadelesini değerlendiren bir diğer arkadaşımız da Bilal arkadaşımızdı. 260-425 lira falan para almıştır burada güzel bir şekilde kazanmış. Aston gol lazım derken kupanın başarıyla geldi. NBA yapalım dedim. NBA'ye baktığımız zaman da New York mücadeleyi kazanır dedim 5 farkla. Rahat bir şekilde geldi. Boston da kazanır dedim. Fakat Boston mücadelesi gelmedi. NBA'de başarısız olduk. Mesela onu da belirteyim. Onun dışında az önce gelen kombin. iki tane Mert arkadaşımız yine vermiş ki burada. Rize mücadelesine KG var. Keçiören mücadelesine KG var şekilde geldi. Ve maç zaten 2, hepsinde KG oldu. Onun oranı toplam 2.10 gibi orandan değerlendirdik. Erken dakikalarda değerlendirdik. Güzel bir kazanç elde ettik. Değerlendiren herkese tebrikler. Eğer katıl grubuna girmek istiyorsanız sizlerden de hemen seviyelerinden bahsedeyim. Katıl grubunda arkadaşlar Telegram grubu paketimiz mevcut. Telegram ve yüksek oran paketimiz mevcut. Aynı şekilde her şey dahil iletişim. Her pakette varsınız ekstra da telefon WhatsApp numaramız mevcut. Oradan iletişim kurabilirsiniz. Paketlerimiz bu şekilde. Olası bir sorunuz varsa Instagram Kangal Tips olarak zaten sol altta görüyorsunuz. Oradan da mesaj atabilirsiniz. Çok fazla maç var. Ben videonun çok uzun olmaması adına biraz hızlı anlatacağım. Sivas Spor son hafta Antalya, oynadı. Antalya ile oynadı kendi evinde. Dengeli bir mücadeleydi arkadaşlar o mücadele. 2-2 gibi skorla bitti zaten. Şimdi Adana Demir ile oynayacaklar. Burada Adana Demir de son maçından mağlup oldu. Ben bu mücadelede bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Hatta gollü bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Adana Demir son maçından Malatya 2-0 mağlup oldu. Kendi evinde sanırım 25 tane 26 tane şut çekti. Güzel pozisyonlara girdi fakat değerlendiremedi. Ben yine KG'nin idealden gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Sivas Spor'da Gradel ve Pedronike ile birlikte kanatları iyi kullanarak da içeri iyi kat edebiliyorlar. Ondan dolayı çok önemli bir özellik bu Sivas Spor adına. Çok önemli iki silahlar özellikle kanatlar. Adana Demirspor'da dediğim zaten takım oyunu ileride 4-5 kişi gerçekten güzel bir şekilde tutturuyor. Gollü bir beraberlik gelebilir. İdealden ben KG önereceğim sizlere. Yüksek oranları ise maç sonu 0 3 0 5 gibi orandan sizlere öneririm. Modlarımı da alıyorum. Sivas KG maç sonu 0 şekilde aldım. West Ham'la Tottenham mücadelesi. West Ham kendi evinde güzel bir performans çıkaran takım. Hatta lig sıralamasına baktığımız zaman zaten üst sıralardaki takımların mücadelesi hem iç sahada hem de sahada güzel futbol sergileyen iki takım. Eğer bu maçta bir gol gelirse bu mücadele üste gidebilir diye düşünüyorum ben. Yine karşılıklı gol varı değerlendirdim maçlardan. Bir tanesi bu. West Ham son mücadelesinde bazı kadroda bazı önemli isimlerini dinlendirdi Avrupa'da oynadığı maçlarda. Tottenham'da zaten öyle bir derdi yok kadrosu geniş. Yine her takım burada ideal omurunu çıkartıp Londra'da oynayacak mücadelede her iki takımın da birbirine gol atması bence ideal olacaktır diye düşünüyorum. West Ham mücadelesini burada KG olarak değerlendirebilirsiniz. 1.46 gibi orandan. Lens ile Mets mücadelesi. Lens takımı son mücadelesinde mağlup oldu deplasmanda 1-0'lık skorla Montpellier'e karşı. Burada kendi evinde gerçekten hatta puan durumunu göstereyim. Nisay ne isterseniz gösterebilirim. Lens takımı kendi evinde duran toplar olsun ve kanatlardan açılan ortalarda ciddi anlamda çok fazla etkili. Mes takımına baktığımız zaman da Fransa Lig 1'de şu an en fazla gol yiyen takım sanırım Mes takımı olması lazım. Ona da bakalım. 22 tane gol yemiş. Sentetiyen yine en fazla gol yiyen ikinci takım Mes takımı. Ya yani çok fazla kalesinde gol yiyor Mes takımı. Ondan dolayı sıkıntı yaşayabiliyor. Lens'e baktığımız zaman da Satoko ile Munga'nın ileride iki ismin özellikle bunları beslediğiniz zaman iyi işler çıkartabiliyor. Lens takımının deplasmanda çok zorlu bir sınava çıkıyor. Lens de zaten son maçını kaybettiği için yarısını biraz da sarmak olma, sarma istediği için ben bu mücadelede direkt Lens'in taraf galibiyetine gittim. 1.40 gibi orandan da bu mücadeleyi değerlendirmek isteyenler üzerim. Önemli bir sakat eksiklik ev sahibinde yok. Deplasmanda da iki tane sakat oyuncu var. Bir tanesi Delanay mesela bu mücadelede olmayan bir önemli isim Mes takımında. Hellas Verona ile Lazio mücadelesi. Verona'nın zaten Tudor yönetiminde çıktığı maçlara baktığımız zaman da inanılmaz sonuçlar aldığını da görmek mümkün. Sanırım Roma mücadelesine geldi 3-2. Ya geldikten sonra en az 2 tane gol attı Verona takımı. Son mücadelesinde mesela Milan'a kötü kaybetti. Ben yine hücumda Tudor ya bu takım şu an şu değerinde bence Tudor'la birlikte. Verona takımı bize 4-5 tane atalım. Kaç atabiliyorsak atalım. Yediğimizden daha az yemeye çalışalım. Fakat Lazio gibi bir takımla oynuyorsunuz burada. Ben burada bir zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada Verona takımının ben gol atması niye gayet mümkün görüyorum. Lazio ile oynayacaklar burada. Lazio da işleri biraz daha Sarri ile birlikte yoluna koyma derdinde. Son mücadelesine baktığımız zaman hatta şöyle göstereyim. Inter'i kendi evinde 1-0'dan maç 2'den 1 oldu yanlış hatırlamıyorsam. 1-0'dan 2-1 galip gelerek geldi. Hafta sonunda da bir beraberlik aldı Marsilya mücadelesinde. Ben mücadelenin de şöyle söyleyeyim. Maç skoru 2-2. Yani Gollü bir mücadele beklediğimi belirteyim. Buradan yine sizlere idealden KG varı önereceğim. Lazio mücadelesine de 1.43 gibi orandan KG varı değerlendirmek isteyenlere bol şanslar dilerim arkadaşlar. Köln ile Level Kuzen mücadelesi. Ligde her iki takımda son mücadelesinde 5 gol yedi arkadaşlar. 5-0'lık mağlup hatta 5-1 ile de 5-0 olması lazım. Bu şekilde her iki takımda farklı galibiyet aldı. Leverkusen'in son maçına baktığımız zaman da Real Betis'le Avrupa'da oynadığı mücadele bazı isimlerin yedek olduğunu görmek mümkün. Şu notlarımdan da aynen. Öncelikle dediğim gibi Leverkusen'de bazı isimler yedekti Avrupa'da. Bunlar Patrick Schick, Wiss gibi isimler dinlendirildi, sonradan oyuna alındı. Birbirine gibi skorla çıktı. Biraz daha toparlanmış gözüküyorlar. Burada yarasını sarmak isteyeceklerdir. Keza karşılarında da daha ağır yaralı bir takım var. Köln takımı var. Köln'ü kendi evinde yenmek kolay olmayacaktır. Burada taraf bahsine gitmek Mantıksız olur zaten 1.80 gibi oran açmışlar. Ben fakat mücadelenin golü geçmesini bekliyorum. Golü geçmesinden beklediğimden ziyade Köln'ün de golleri destek vererekten de bu mücadelenin 2.5 üstüne gitmesini planlıyorum. 1.36 gibi zaten ideal bir oran açmışlar. Köln'ün de bu maç zaten reaksiyon mücadelesi olabilirler ve bu mücadelenin de bir derbi olduğunu da belirteyim. Ondan dolayı 1.36 gibi orandan burada KG var önermek sizlere mantıklı geliyor bana. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Ajax'la PSV mücadelesi. Ben bu maç hakkında herhangi bir analiz yapmadım. Sadece tek bir kelime kullanmak istiyorum. İntikam. Arkadaşlar bu mücadele ben bu tür maçlara analize analize bakmam. Ben bu, bu tür maçlarda intikama bakarım. Şimdi PSV ile şimdi Ajax ile PSV'nin son oynadığı maç 4-0 bitti. Bu 4-0'lık maç zamanında form durumlarına bakalım her iki takımın. Bakın ben anlatayım sizlere. PSV bu 4-0'lık mücadelede takımı yeni kurmuştu. Yani yeni kurmuş dedim takım çok iyiydi. Takım zirvedeydi. Hollanda'nın şampiyonu bile PSV diyorduk. Hatta o zamanlar Galatasaray'a bu 5 attığı zamanlardan bahsediyorum. Yani o yakın tarihte PSV Ajax'tan form olarak çok daha iyiydi. Fakat yerler değişti. Şimdi Ajax form olarak çok yüksek. Ve son maçında, son maçında diyorum son oynanan mücadelede zaten 4-0 gibi bir mağlubiyet almış Schmidt'in takımına karşı PSV'ye karşı. Ondan dolayı Ajax bu mücadeleyi kazanır diyorum. Nasıl kazanır diye baktığımız zaman da en az 2 gol atarak kazanırını da değerlendirmek isterseniz onun da oranı 1.42 gibi bir oran var. Bence Ajax'ın en az 2 gol atarak kazanmasını beklemek çok normal bir sonuç olacaktır bu mücadelede. Ondan dolayı sizlere idealden ben bu bir intikam mücadelesi olduğunu düşünerekten de Ajax'ın en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenlere Ajax'ın 2 gol galibiyetini önereceğim. United'la Liverpool mücadelesi İngiltere'de yarın izleyeceğim maçlardan mutlaka bir tanesi olacaktır. Şimdi United tarafında eksikler var. Bu eksikler can sıkıyor özellikle. Bruno Fernandes ve Rapid Varane'ın bu mücadelede oynamayacağı gözüküyor. Martial'ın bir şüpheli durumda. Rashford da şüpheli durumda gösteriyor. Mutlaka bu eğer Rashford falan oynayacaktır ama deplasmana baktığımız zaman da herhangi bir önemli sakatlık şu an Elliot var ve Liverpool'da önemli sakatlık olarak gösterebileceğimiz. O da zaten yeni çıkış yapmıştı ki sakatlandı, ayağa döndü. Liverpool takımı arkadaşlar son dönemin en formda takımlarından bir tanesi. Hatta ben son dönemde her iki takımın bir iki takımın mücadelesini izlemek isteseydim bu Liverpool'la Bayern Münih karşılaşması olurdu. Ben Liverpool'un arkadaşlar bu mücadelede atacağı iki gole girdim. Bakın Old Trafford'da oynanmasına rağmen ben diyorum ki bu maçta Liverpool gerek kontrol ataklarla gerek de Salah'ın o bireysel performansı şu an çok zirvede. Ondan dolayı ben bu mücadelede arkadaşlar her iki takımın da gol atmasına ziyade bak KG var oran açmamışlar. Hatta Kay almak isteyenler alabilirler. Fakat ben burada dediğim gibi bu ideal tercihim olsun arkadaşlar sizlere. Fakat ben biraz daha yüksek orana gitmek istiyorum. Liverpool'un atacağı 2 golü değerlendirmek isterseniz de onun da oranını göstereyim. 1.62 gibi oranı var. Yine daha güzel bir oran. Liverpool çok formda. Formlu olan takımından ben yanına gitmek istiyorum. İşi kolay olmayacaktır fakat Liverpool takımı gerçekten çok güven arz ediyor. Hatta şunu da belirteyim. Liverpool tarafına çok yüklenme var. Tarafa biraz gitmekten sıkındım. E, sakıncalı gördüm. Fakat Liverpool mücadeleyi de kaybetmez diyorum ben. Stuttgart'la Union Berlin mücadelesi. Bu mücadelede kombineme koyduğum maçlardan bir tanesi. Stuttgart'la Union Berlin takımından bahsedeyim biraz sizlere. Union Berlin arkadaşlar Avrupa'da Feyenoord'da oynadı ve mağlup oldu o mücadelede. Fakat Bundesliga'da son 3 maçtır sanırım iyi bir şekilde ilerliyor. Aynen son 3 maçında kazanarak da ilerleyen bir Union Berlin takımı var. Hücum hattında Max Cruz var zaten. Fenerbahçe'den bildiğimiz ve Amonai ile ikisinden yani iki hücum oyuncusundan da iyi verim aldığını belirtelim. Deplasmanlarda da zaten çoğu maçına çıkıp güzel sonuçlar alıyor ki zaten son 3 maçtır kazanan bir Union Berlin var. Ev sahibi Stuttgart'a baktığımız zaman da geçen hafta zaten Gladbach'a karşı bence eksiklerine rağmen koronavirüsten dolayı eksikleri vardı ki hala var. O eksiklerden mesela bir tanesi birinci kaleci Florian Müller bu mücadelede olmayacak. Stuttgart takım ise kendi evinde biraz daha açık futbolu sergileyen bir takım. O yüzden bu mücadelede her iki takımın da birbirine gol atması bence ideal bir sonuç olacaktır. Sizlerin önerim 1.51 gibi orandan KG varını aldım. Hatta yarın oynanacak yarınki kombinemede de koydum. Videonun sonunda zaten göreceksiniz. Bu mücadeleden KG varı değerlendirdim. Açık bir oyunla her iki takımın da bulacağı pozisyonları değerlendirmesiyle birlikte KG var gelebilir. Fenerbahçe ile Alanya mücadelesi gerçekten zorlu maçlardan bir tanesi. Şimdi ben başka bir yerden yaklaşmak istiyorum. Fenerbahçe'de son maçta ne oldu derbide? Avrupa maçını kenara bırakıyorum ben. Derbide yanlış kararlar, taraftarı sokağa çağırma, havaalanına gitme gibi durumlar oldu. Bu tür maçlardan sonra, bu tür olaylardan sonra bazı takımlar ligde bir reaksiyon göstermek ister. Fenerbahçe'de Alanya'ya karşı burada bence daha üstün taraf olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada şöyle bir tercihe gittim. Kesinlikle tarafa gitmek istemedim. Veya gol vara da gitmek istemedim. Bir yere gitmek istemedim. Şunu yapmak istiyorum. Fenerbahçe takımı burada ilk yarıdan bence baskılı bir futbol sergileyecektir. Ve ben golü bulmasını bekliyorum ilk yarıdan. Ben değişik bir taktiğe gittim burada. Ben 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Ondan ziyade de ilk golü Fenerbahçe'nin atmasını bekliyorum bakın. Ben böyle bir tercihe gittim. Fenerbahçe'nin ben baskılı oyunla birlikte İlk golü bulmasını bekliyorum. 1.49 gibi orandan bulacağınız ilk gol değerlendirebilirsiniz. Bu biraz riskli olabilir sizler, Riskli gelebilir. Eğer sizlere riskli geliyorsa 2-3 gol tercihini de sunmak istiyorum. İki aynı kapıya çıkıyor. Bir sürpriz çıksa bile ben Fenerbahçe'nin ilk golü bulmasını, maçın da 2-3 gol bağımlılığına bitmesini bekliyorum. Bunun oranı daha yüksek değerlendirmek isteyenlere bol şanslar diyerekten de geçiyorum. Roma-Napoli mücadelesi. Roma'da işler pek iyi gitmiyor arkadaşlar. Son mücadelesinde deplasmanda mağlup oldu. Ve Avrupa'da oynadığı mücadeleye baktığımız zaman da Bodo'ya karşı 6 birlik bir mağlubiyet aldı deplasmanda. Kendi evinde oynayacak. Keza Roma bu sezon kendi evinde oynadığı her maçta kazandı. Napoli gibi bir takımla oynuyor. İtalya Serie A'nın şu an en büyük şampiyon adayı Napoli olduğunu da belirtelim. Namalup bir şekilde ilerleyen bir Napoli takımı var. Roma deplasmanına şüphesiz ki Napoli bu deplasmanın ne kadar zorlu olduğunu mutlaka biliyordur ve farkındadır arkadaşlar. Ben bu mücadelenin bir takım gol atarsa diğerinin mutlaka eşlik etmesini bekliyorum. Her iki kalede de mutlaka pozisyonlar bekliyorum. Tempolu bir maç olmasını bekliyorum. Ondan ana kombineme Stuttgart maçıyla da kombinledim. O yüzden KG var bu mücadele değerlendirdim. 1.41'de bunun oranı var. Değerlendirmek isteyenler burada değerlendirmesini yapabilirler. 2-1 gibi bir skorla belki tarafa kayabilir ama kimin alacağı belli olmaz. Napoli belki ilk puan kaybını yapabilir. Fakat KG var bence idealdir. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Marsilya ile PSG mücadelesi. Burada Messi'nin gol atanını önermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar Messi şu an Fransa'da daha henüz hiç gol atmadı. Bence ilk golünü burada Marsilya'ya karşı atabilir. Avrupa'da oynayanlar 1.96 gibi oranı var. Yüksek orandan önermek istediğim Messi'nin gol atanını bir değerlendirme yapabilirsiniz. Onun dışında deplasman 1.5 üstü önereceğim sizlere. PSG'nin atacağı 2 gol de benim için değerli. Deplasmanda da olsa rakip kalede mutlaka pozisyonlara girecektir. Paris'in atacağı 2 golü değerlendirmek isteyenler 1.40 gibi orandan değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar diyerekten de geçiyorum. Inter Juventus mücadelesiyle devam edelim. Bu mücadelenin de ben 3.5 altında kalmasını bekliyorum. 1.31 gibi oran açmışlar. Ee, ama gelmesini bekliyorum arkadaşlar yani idealdir oran yükseltmek isteyenler al, al, oran yükseltmek için almak isteyenler alabilirler çok fazla gol beklemediğimden dolayı bu mücadelede ben mücadelenin üç buçuk altında kalmasını bekliyorum belki bir tarafa kayabilir fakat gerçekten zor mücadele çok fazla gollere gebe olduğunu düşünmüyorum ben 3.5 altında bir tane diye, diye düşünüyorum. 1.31'de de onun oranı var. Değerlendirmek isteyenler de değerlendirebilirler. Şimdi ekrana kombin verisi gelsin. Ben sizlere KG var kombinesi yaptım. Ekranda gördüğünüz üzere. Union Berlin mücadelesinin KG varını aldım. Stuttgart'la birlikte ve aynı şekilde Napoli mücadelesinin KG varını aldım. Toplam oran 2.13. Türkiye Ligi'ne gitmedim. Mesela Fenerbahçe maçının KG'si de alınabilirdi. Fakat Türkiye Ligi'ne gitmedim. Ben Avrupa'ya yöneldim. Hem Stuttgart mücadelesinin golü geçmesini, hem de Napoli maçında golü geçmesini bekliyorum. Çünkü bu takımlar birbirine denk takımlar, her iki kalede mutlaka pozisyona girecek takımlar olduğu için mücadelede ben her iki maçta KG var olarak değerlendirdim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kombinam bu şekilde. Sizden ricam video like atıp kanal abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.